Tekrardan birlikteyiz sevgili izleyenler. Yine stüdyomuzda çok değerli bir hocamız var. Kim var? Ünlü herbalist, bitki bilim uzmanı Sayın İbrahim Gökçek. Bizlerle birlikte hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam burada da teşekkür ediyoruz bizleri. Yalnız bırakmadınız bu programımızla, ilk programımızda. Şimdi elinizdeki o bitki vardı biraz önce. O hangisiydi? Evet. Şuydu galiba. Biberiye. Şuydu galiba. Ha, o çoban çantası. Çoban çantası. Ondan başlayalım mı hocam? Başlayalım. Çoban çantası nedir, ne işe yarar? Çoban çantası ile ilgili klinik araştırmalar yapılmış Almanya'da ve Japonya'da. İki Japon asıllı profesör doktor uzmanı yapmış olduğu araştırmada profesör doktor Takaki ve profesör doktor Kuroda yapmış oldukları klinik araştırmada çoban çantasının birleşimindeki polipeptit denen etken madde kan basıncını yavaş yavaş azaltıyor. Ve Alman asıllı Profesör Doktor Wagner, Profesör Doktor Wiesenau bununla yapmış oldukları araştırmada hemoroide yani bağırsağa karşı etkili olduğunu ve herhangi bir yan etkisinin olmadığını belgelemişlerdir. Biz bununla ilgili çalışmalar yaptık ve birleşimindeki etken maddeden çok özel bir prostata hemoroide karşı ürün elde ettik. Ekstrat yine özütü. Ekstrat bitki özütü. Ameliyata gerek yok. Ameliyatsız kısa sürede kısa sürede 4-5 haftada ağır bir vaka değilse tedavi olması çoban sadece çoban çantası otu değil yalnız. Bizim üretmiş olduğumuz özel bir bitki var içerisinde. Özel bir formül. Birleşiminde çoban çantası otu ekstraktı, hamamelis ekstraktı, at kestanesi otu ekstraktı, sarı yonca otu ekstraktı vesaire 19 çeşit bitki ekstraktı içerir ve tamamen doğaldır. Şimdi şu biberiye Türkiye'nin mesela bu bitki aslında çok yaygın olarak ekilmesi gerekir. Çünkü hem baharat olarak kullanılır hem de çevreye güzel, raihalı bir koku yayar. Türkiye'de belediyelerin parklara, bahçelere, sokaklara ektikleri bitkiler maalesef biraz bilinçsizce ne ekiliyor? Her tarafta zakkum. Zakkumun bir faydası yok. Bir, zehirli. İki, diyelim ki çocuğunuzu götürdünüz parkta, bahçede oynuyor. Çocuk bilmeden yedi bir yaprak, Allah korusun, hastanelik. Çok tehlikeli. Bunun yerine parklara, bahçelere, belediyelerin çok bilinçli olarak sokaklara, caddelere ne ekmeleri gerekir? Meyve veren ağaç. Neden? Çünkü tut gibi, kiraz gibi, elma gibi, ayva gibi meyve veren ağaç ekmesi gerekir belediyelerin. Çünkü bunlardan böcekler istifade edecek. Böcekleri kuşlar yiyecek. Biz de cıvıl cıvıl kuş sesi duyacağız. Almanya'da böyle, Avustralya'da böyle. Antarktika'da bilmiyorum nasıl. Oraya gitmediniz mi hocam? Oraya gitmedim. Şimdi ama biz de ne yapıyoruz? Kavak ağacı ekiyoruz. Ne yapıyor kavak? Alerji tetikliyor. Avrupa'da kavak ağacı ekmek yasak, ekenlere para cezası var. Kavak ağacı alerjik tetikler. Yaymış olduğu polenler zarar verir. Bizde her yerde kavak ağacı var. Bizde maalesef yanlış yapılıyor. Parklar, Bahçeler Müdürlüğü biraz doğaya uygun meyve veren ağaçlar, bitkiler. Mesela bir okaliptus ağacı saatte 70 litre suyu emer saatte bir ağaç. Ve o bir ağaç emmiş olduğu suyu eterik yağa dönüştürerek yapraklarından havaya serper. Bu nedir? Bu antiseptik. Yani bakteri, virüs ve mantarları öldürücü doğal bir antibiyotik. Hı hı. Bir tane ağacın yapmış olduğu çevreye katkı. Bir ağacın çevreye katkısı 250 bin euro. 250 ama, bin ya, euro. Evet, euro. Ama biz ne yapıyoruz? İnsan sağlığını tehdit eden bitkiler ekiyoruz. Bunu ortadan kaldırmak gerekir. Neyse konuya geçecek olursak. Biberiyenin birleşiminde eterik yağlar var. Bir, polipeptitler var. İki, bunun birleşimindeki eterik yağ radikalleri nötrleştiriyor. Radikal nedir? Hidroksitler, dioksitler ve peroksitler kanın yapısını bozar, kandaki hemoglobini yok eder, böylece kişi kansız kalır, bağışıklık sistemi çöker, kansızlık
birçok hastalığın temelini teşkil eder. Bunun birleşimindeki etken madde kanımızda dolaşan serbest radikalleri yok eder. Bununla ilgili Japon ilim adamları klinik araştırması yapmış, belgelemiştir. Biz de bununla ilgili bugün çok enteresan bir ürün ürettik. Ha, ürün ismi yasak. Evet. Hocam anlatalım, biz göstermesek de yine bir ekstrakt. 19 bitki. Bitkinin ekstraktından oluşan bu biberyeli formül düşük tansiyon, kansızlık, halsizlik, dermansızlık, yorgunluk, bitkinliğe karşı dünyada en etkili bitkidir. Hı hı. Özellikle bayanlarda yoğun adetten dolayı tansiyon düşer. Bu gibi durumlarda bu çok özel ürün düşük tansiyona karşı, kalp rahatsızlığına karşı birebirdir. At kestanesi. At kestanesi. Evet, at kestanesi de çok ekmek gerekir. Bunun hem doğadaki börtü böceği besleyici, hem sokaklarda kuşları, hep yerlerde evet, görüyoruz hocam bunun onları. Çok ekmek gerekir. Bunun içindeki tohum çok çok şifalıdır. Neye yarar? Toplar damar. Toplar damar iltihaplanması, variz ve venöz yetmezliği, kılcal damarlardaki kan dolaşım getirisine karşı dünyada en etkili bitki. Almanya'da klinik araştırması yapılmıştır. 240 hasta üzerinde yapılan klinik araştırmada toplar damar zafiyetine karşı bunun etkisi ispatlanmıştır. Ben bir ara çok yoğun çalıştım. Artık eskiden ormanlarda bisiklet sürüyordum çocuklarla. Kitabı bir an önce bitireyim diye kafaya taktım. Artık sokağa çıkamaz oldum kitap bu. 3 ciltlik bir kitap yazdım. Bu kitap nedeniyle saatlerim, bütün vaktim kitapla araştırmalarla uğraştığım için masadan ayrılamıyor ve baldırlarımda ağrılar, kramplar hissetmeye, karıncalanan hissetmeye başladım. O ne oluyor dedim. Hemen ben buna bir çare bulayım. At kestanesinin kabuğunu soyduktan sonra bunu ince toz haline getirip rendeliyorsunuz. Sirkeyle bekletiyorsunuz içerisinden. Bu sirkeden günde 3-4 defa bir çorba kaşığı içiyorsunuz veya çayını yapıyorsunuz. Rendeleyip sirke diye evet, bekletiyorum. Ama bunun çok acı olduğu için evet, çok acı yani. Kullanılması zor. Biz bunu ne hale getirdik? Ekstraktını kapsül haline getirdik. Çok özel bir formülle yine 19 bitki ekstraktından oluşan toplar damar iltihaplanması, variz, venöz yetmezlik gibi toplar damar zafiyetine karşı çok çok güzel bir ürün ürettik. Hı hı. Evet, ondan hocam, geçtik şuna. Nereye geçelim? Depresyona geçmeyecek miydi? Depresyona geliyoruz. Tamam. Şu ginkgo'dan bahsedeyim. Ginkgo biloba. Ginkgo, Çin'de ve Japonya'da yetişen bir bitki, 50 metre boyunda olabilir. Amerikalılar 2. Dünya Savaşı'nda Hiroşima'ya atom bombası attıklarında ne kadar bitki varsa, hayvan ve insan varsa yok etmiş atom bombası. Sadece bu bitkiye zarar verememiş. Ve bir yıl sonra sadece bu bitki tekrar yeşermiş, canlanmış, yaprak vermiş, çiçek vermiştir. Yani çok dayanıklı bir bitki. Şu gördüğünüz gibi yaprağı beyne benzer. Evet. Beyin gibi iki loblu. Ginkgo biloba iki loblu demek zaten. Hı-hı. Beynimiz de iki lobtan oluşur. Hı-hı. Bununla ilgili 36 klinikte 10.815 erken bunama rahatsızlığı olan hasta üzerinde ginkgo'nun birleşiminden elde edilen ekstraktla tedavi denemesi yapılmış. Hı hı. Hastalar tedavi edilmiştir. Hocam bir telefonumuz var. Bir alo diyelim mi? Alo diyelim. Alo. Alo. Buyurun Selcan Hanım. Alo. Buyurun. Merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar, buyurun. Benim biraz önceki hocamla ilgili bir sorun vardı Fatih Bey'de. Evet, Fatih Bey'i yolculadık. İstersen, benim otizmli oğlum var. Bu hocamıza da sormak istiyorum. Tabii ki. Acaba bitkisel herhangi bir ot var mı bize önerebileceği? Tabii ki. Çok geçmiş olsun diyoruz. Telefonumuzu isterseniz kapanın. Hocamız sorunuza cevap versin. Dinlersiniz televizyondan. Hocam var mıdır? Otizmin sebebinin bağırsaklardaki mantarlar olduğunu Ukraynalı doktorlar tespit etti. Belgelendi artık bu. Otizmin sebebi bağırsaktaki mantarlar. Klinik araştırması var. Ukraynalı doktorlar belgeledi.
mantarların üretmiş olduğu etan, metan, bütan gibi gazlar, etil alkol, metil alkol, bütil alkol, zehirli alkoller bağırsakları yakar. Bağırsak kendini korumak için çok yoğun bir yağ tabakası oluşturur. Yağ tabakası nedeniyle ince bağırsak yeterli ve kaliteli enzim salgılayamaz. Enzim oranı azalırsa histamin oranı yükselir ve bu toksik maddelerin bir kısmı emilerek karaciğere gelir. Karaciğer bağırsaktan gelen toksik maddeyi, mantarlar üretmiş olduğu toksik maddeyi nötrleştirmeye çalışır. Aşırı vitaminlerce B6 vitamini, B12 vitamini ve folik asit. Zamanla artık karaciğer bağırsaktan gelen toksik maddeyi arıtamadığı için yorulur, yağlanır. Arıtılamayan toksik madde beyine, kanda dolaşarak beyine etki yapar ve beynin bütün hormon dengelerini bozar. Buna karşı dünyada en etkili bitki aloe vera. Aloe vera, Louis Pauling Enstitüsü'nün yapmış olduğu klinik araştırmada bağırsaktaki mantarları yok edici en etkili bitki olduğu belgelenmiştir. Aloe vera. Aloe vera, bunun içindeki aloe vera jel, şöyle bir sıvı, sümüksü süngerimsi, çiçeğime de kıyamıyorum. Şimdi bunu böyle kopardığınızda sümüksü süngerimsi bir sıvı, görüyor musunuz? Evet. Evet, böyle böyle, bak kopmadı, hala devam ediyor. Daha da kopmadı maşallah Şimdi bunun içindeki jel, akneye, sivilceye sürebilirsiniz, yaraya sürebilirsiniz. Kısa o şekilde değil mi hocam? Evet, veya gözünüz ağrıyor, biraz gözünüze şöyle sürebilirsiniz. Bütün Avrupa'da, Amerika'da, Afrika'daki, Asya'daki hemen hemen her ailenin evinde bir aloe vera olur acil durumlarda. Peki hocam, şimdi Selcan Hanım'ın sorusuna göre çocuğuna... Mantar, bağırsaktaki mantarları evet, tedavi etmek gerekir. Bir, ürün ismi söylemiyor. İki, ne yapalım? Bitti. Aloe vera, aloe vera bitti. Konu bitti. Yani devamı yok. Şöyle hocam zaten iletişim bilgileriniz de var. Ekranda oluyor. Sizlere de evet, ulaşabiliyorlar. Şimdi, hocam bir telefonumuz daha var. İsterseniz birazdan geçelim. Evet. Alo. Alo. Buyurun Ferhat Bey. İyi akşamlar. İyi akşamlar, buyurun. İyi akşamlar. Teşekkürler, buyurun. Ben hocamıza bir soru soracaktım da. Tabii ki hocamız sizi dinliyor. Hocam iyi akşamlar. Hayırlı akşamlar. Dinliyorum. Buyurun hocam, Ferhat Bey. Hocam ben şey soracağım. Ya benim midemde şey var. Böyle nasıl diyeyim? Ferhat Bey, televizyonunuzun sesini biraz kısabilir misiniz? Tabii. Bizi tabii, telefondan duyun. Tamam. Şimdi şöyle bir şey. Benim midemde rahatsızlık var. Şimdi hap falan da kullanıyorum da. Yalnız yine geçmiyor. Acaba bir şey önerebilir misiniz? Tabii tabii. Şimdi Louis Pauling Enstitüsü Amerika Birleşik Devletleri'nde yapmış olduğu araştırmada Kaliforniya Stanford Profesör Doktor Cherney, Profesör Doktor Vese, Profesör Doktor Miller yıllarca süren araştırma yapmışlar. Lahananın birleşiminde metilmetilyon sulfonyum bromit denen bir madde var. Çok hassas bir amino asit. Lahanayı haşladığınızda bozulur, kaynattığınızda bozulur. Özel bir yöntemle lahananın birleşimindeki bu etken maddeyi fermentasyonla alıyoruz, evet, kullanıyoruz. Tonik denen bir ürün ürettik. Şimdiki işte evde lahanayı alır da bundan lahananın suyunu çıkar içerse guatra sebep olur. Çünkü lahana suyunda çok az miktarda tiyosiyanat var. Tiyosiyanat tiroid bezine iyot akışını engeller. Bu nedenle biz bunun 19 çeşit bitkiyle yan tesirini ortadan kaldırdık ve daha etkili hale getirdik. Daha etkili. Hem yan etkisini ortadan kaldırdık hem de daha kaliteli, daha etkili hale getirdik. Bununla ilgili klinik araştırmalar 60 yıl önce yapılmış. Gastrit, ülser, reflüye karşı etkisi klinik araştırmalarla belgelenmiştir. Herhangi bir yan etkisi yok. Yani o yan etkisini biz giderdik diğer bitkilerle. Peki herhangi bir rahatsızlığı varsa, şeker, kalp, herhangi bir etkisi yok değil mi hocam? Şimdi herhangi bir yan etkisi yok da eğer ki kalp rahatsızlığı varsa iksir de kullanması gerekir. İksir limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçal içerir. O farklı bir ürün. Bağırsaklarında mantar varsa aloe vera jel. Biraz önce bahsettim ya aloe vera. Evet. Bunun jelini. Bu aloe veradan biz bir ürün ürettik. Aloe vera jel diye. Bunun birleşiminde aloe vera ve 19 çeşit bitki var. Tamamen doğal. Kimyasal katkı maddesi yok. Bu bağırsaktaki mantara karşı çok çok etkili. Bununla da ilgili klinik araştırma yapılmış. Belgelenmiş. Belgeli. Klinik araştırmalar var. Gastrit tonik kullandığı zaman kişi
4 hafta, 5 hafta. Yani Profesör Doktor Çenli, Profesör Doktor vesaire, Profesör Doktor Miller'in yapmış olduğu araştırma bu. 4 veya 5 hafta sürüyor. 4 hafta, 5 hafta. Çok çok ağır bir vaka ise 6 hafta. Mesela Bağcılar'da bir hanımefendi aldı kullandı 15 gün sonra. Ben artık kullanmıyorum. Ne oldu dedim? Neden? Niçin? Aa hamdolsun hiçbir şeyim yok. 15 yıldır bir şey yiyip içemiyordu. Onu yemiyor, bunu yemiyor, şunu yemiyor. Seçmek zorunda kalıyordu. Ağzından böyle eski sular geliyor. Ne yese dokunuyor. Dedi ki taş olsa bile yiyorum. 15 gün içinde. Hocam bir ara diyelim. Alo. Efendim. Buyurun Zübeyir Bey. Bir hastamız var. Eşim beyin kanaması geçirmişti. Beyin kanaması değil mi? Evet. Evet, bu anjüler şey o tedavi oldu. Evet. Sol tarafı felç oldu. Evet. Çok geçmiş olsun. Bunu nasıl bir bitki yani öğreniriz? Evet, şu gördüğünüz bitki ginkgo biloba beyine kan akışını artırır. Biz bununla ilgili 19 evet. çeşit bitkinin ekstraktından oluşan ginkgo forte. Ginkgo forte. Bu beyni besler. Bir. İki. Sinirleri, beyindeki sinirleri güçlendirici sarı kantaron ve 19 çeşit bitkiden oluşan sarı kantaron forte. Sarı kantaron forte hem depresyona iyi gelir hem sinirleri besleyici. Hı hı. Yani sinir hücrelerin etrafını saran çok özel bir lipid yağ tabakası var. Burası zedelendiği zaman haberleşmede, beyindeki hücreler arasında haberleşmede problem çıkar. Sarı kantaron beyindeki hücrelerin bu yenilenmesini sağlar, hızlandırır. Bir, iki, beyinde serotonin hormonunun salgılanmasını artırır. Yani kişiye mutluluk veren bir hormon. Mutluluk hormonu neşelendirir. Üzüntü, sıkıntı, stres, gerginlik, negatif düşünceyi kafadan siler. Pozitif düşünmeye yönlendirir. Üç, noradrenalin hormonunun salgılanmasını sağlar. Yani dikkat dağınıklığını önler. Kişiyi konusuna dikkat etmesini sağlar. Üç, dopamin hormonunun salgılanmasını sağlar. Yani ileride oluşabilecek Parkinson hastalığını önler. Sarı kantaronun faydalarını saymakla bitmez. Evet, çok faydası hocam. Var. Peki Zübeyir Bey hangilerini? İksir, aloe vera jel, ginkgo forte, sarı kantaron forte. Bunları kullandığı zaman yavaş yavaş inşallah iyi gelir. Yani bu duruma bağlı, kronik veya akut oluşuna göre rahatsızlığın değişir, iyileşme süreci kişiliğin kişiye, bünyeden bünye. Mesela bir beyefendi beyin ana arterinde pıhtıdan dolayı ameliyat edilmiş. Ameliyat edilmemesi gerekir aslında ama beyne pıhtı kaçmış, felç olmuş. Hastanede yatıyor. Bir şahıs demiş ki ben tedavi ederim ama şu kadar para isterim. Ne kadar para? 10 bin euro. Adamcağız, oğlu babasının tedavisi için arabasını satmış, babam tedavi olsun diye. 5 ay kullanmış, tık yok. Bana dedi ki ya beni dolandırdı, adam öldüreceğim, bulamıyorum. Ama baba ne yapsın, arabasını satmış. Ben aradı dedi ki, siz ne tavsiye ediyorsunuz? İksir, aloe vera jel, sarı kantaron, ginkgo. Kaç para? Çok cüzi bir para, duyunca şaşırdı, Allah Allah dedi. Hocam, başka bir şey yok mu? Yok dedim, hepsi bu. Kullandı. Konuşamayan şahıs yavaş yavaş konuşur ve anlaşır 6 hafta sonra. Hocam, kendine geldi 6 hafta. Bir telefonumuz var. Alo. Alo. Buyurun Fatma Hanım. Hastayım. Buyurun. İyi günler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Buyurun. Bende iltihaplı romatizma var. Roma artrit. Romatoid artrit. Roma romatizma romatizma. Evet. Romatizmaya karşı dünyada en etkili bitki hangi bitki? Şeytan pençesi kökü. Şeytan pençesi Afrika'nın Namibya çöllerinde yetişir. 6 ay gram su damla yok burada ya. Su yok. Çölde yetiştiği için. Bunun 3 türlü kökü var. Kazık kök, saçak kök ve yerin 2 metre altında patates gibi yumru kökler var. Rizom denir. Bu kökler Güney Afrika'da toplanıyor, kurutuluyor. Avrupa'ya, Amerika, dünyaya yayılıyor. Bununla ilgili Freiburg Üniversitesi'nde Profesör Doktor Kubrinski 10 binlerce hasta, ama nasıl hasta? Omuz, sırt, bel ağrısı, kalça ağrısı, diz ağrısı gibi
romatizma, artrit, romatizmanın türleri artrit, artroz, yumuşak doku romatizması yani fibromiyalji, ankilozan spondilit gibi omur iltihaplanması rahatsızlarına karşı tedavi denemesi yapmış. Profesör Doktor Kubrinski Freiburg Üniversitesi'nin hastaları tedavi etmiş. Fakat kişinin bağırsağında mantar varsa aloe vera jel kullanması şart. Mantarı yok etmezseniz bağırsaklardan gelen toksik madde nereye gidiyor? Karaciğere geliyor. Karaciğer toksik maddeyi arıtmak için aşırı vitamin harcıyor. Karaciğer yağlanıyor. Karaciğer yağlanırsa kandan arıtamadığı toksik madde nereye gidiyor? Diğer organlara depoluyor. Bu şuna benzer. Bizim köyün üstünde temiz bir ırmak çıkıyor. Köyün içinden geçerken cam yanında tuvalet var. Vermişler kanalizasyon ırmağı. Irmak kirleniyor. Aşağıda köyde bu pis suyu içiyor. Bunun gibi bağırsaktaki mantarı yok etmezseniz evet. Kana karışan toksik madde vücudumuza kirletir. Bunu durdurmamız gerekir. Bu da aloe vera jelle evet olur, hocam. İksirle olur. Ona da devam edeceğiz. Yine bir telefonumuz var. Alo. Alo. Buyurun efendim. Alo. Buyurun. İyi akşamlar efendim. Televizyonunuzun sesini kısabilir misiniz? Bize... İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar, buyurun. Ben 2004'te bir bypass ameliyat oldum. Duyuyor musunuz efendim? Ne ameliyatı? Ne ameliyatı? Bypass ameliyat olmuştum. Bypass. Ha, evet. Şimdi ben bir sene sonra tekrar anji oldum. O damarların biri tekrar tıkanmış. Yine de beni dediler ki bypass ameliyatı olacak dediler. Ben de kabul etmedim. Şimdi hocama sormak istiyorum. Bana önereceği bir ilaç var mıdır acaba? Bakın şu gördüğünüz bitki alıç. Türkiye'de alıç bu alıç. İsterseniz alıç. Telefonunuzu kapatın. Televizyondan izleyinize hocamız sorunuza tamam. Cevap verecek. İyi akşamlar diyoruz. Türkiye'de 90 çeşit alıç yetişir. Sadece ikisi şifalıdır. Noplu alıç, kertikli alıç. Bunun birleşimindeki flavonitler damarların iç yüzündeki plakları çözer bir. İsterse kalp damarları %80, %90 tıkanmış dahi olsa. Fakat alıcın birleşimindeki etken madde %2. Alıcın yaprağının ve çiçeğinin çayını içseniz tedavi olmak için çok zaman gerek. Biz ne yaptık? Siz yine özel bir ekstrakt geliştirdik. Alıç forte. Forte. Alıç forte'nin birleşiminde sadece alıç değil. Biraz önce ismini saydığım ginkgo forte. Yine 19 tane var değil mi evet, hocam? Evet 19 çeşit. Ginkgo forte. Ginkgo ekstraktı, ginseng ekstraktı. Sarı kantaron ekstraktı, altın başlık odu, zeytin yaprağı, oğul otu, at kesen. 19 çeşit bitki ekstraktı içerir. Hı hı. Adem isimli bir beyefendi. Şimdi bunun aort kapakçığında problemden dolayı, kapakçıkta yetmezlikten dolayı ameliyat olmuş 22 yaşında. Hı hı. Hocam onu birazdan dinleyelim. Aradan bir telefonumuz telefon var. Telefon mu? Şunu hemen anlatayım. Telefon kusura bakmasınlar. Çok bekletmedik ama tamam. 13 yıl sonra bu sefer de mitral kalp kapakçığı yetmezliğinden ameliyat olması gerekiyor. Dedi ki bana ya bir teneke kapak var bende bir teneke kapak daha istemiyorum bana bir çözüm. İnşallah dedim iksir, aloe vera jel, kalp damar çayı, enfeksiyon çayı. 6 hafta sonra doktora gittiğinde ameliyata gerek yok. Mitral kalp kapakçığından ameliyata gerek kalmadı. Artı hemoroid problemi de geçti. O da evet, geçti. Evet, evet. Alo. Alo. Buyurun Fahri Bey. Benim hanımımın kemik eğilmesi, belde eğilme var. Belde eğilme var. Bir de romatizma var benim hanımda. Çok geçmiş olsun. İsterseniz telefonunuzu kapatın. Bizleri televizyondan dinleyin. Hocamız cevap verecek. Teşekkür ederim. İksir, aloe vera jel her durumda şart. Neden? Aloe vera bağırsakları temizler. Günümüzde insanlar hep antibiyotik kullanıyor. Antibiyotik, antihistaminik, antidepresan, kimyasal ilaçlar ne yapıyor? Bağırsakları yakıyor, kavuruyor ve faydalı bakteriler yok oluyor. Normal olarak her insanın bağırsağında 2 kilo bakteri var. Bu 2 kilo bakterinin şöyle 1 kilo, 1 kilo, 2 kilo. Bu 2 kilo bakterinin normal olarak %99'u faydalı bakteri. Bu faydalı bakteriler ne yapar? Yağları yağ üstüne, proteinleri, amino asitleri, karbonhidratları, glikozlara dönüştürür. Vitamin üretir. Bizim için çalışır. Arı gibi. Arı nasıl bal yapar? Bunlar da vitamin yapar. Biz ne yapıyoruz? Kimyasal ilaç alaraktan faydalı bakteri yok ediyoruz. Faydalı bakteri yok olursa ne olur? Zararlı bakteri ve mantarlar çoğalır. Zararlı bakteri ve mantarlar ne yapıyor? Toksik madde üretiyor. Nereye gidiyor bu toksik madde? Karaciğere geliyor. Karaciğer yağlanıyor. Hı hı. Ve kanda dolaşan toksik madde hangi organa zarar verirse orada problem çıkıyor. Hocam programımızın sonuna geldik. Süremizi yine açtık. Evet önümüzdeki hafta başlayalım. Yine alacağız. Hocam devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz tekrardan. Sevgili izleyenler bu haftalık da bizlerden
Bu kadar. Önümüzdeki hafta yine salı akşamı aynı saatte bizler burada. Ekranları başında olacağız. Sizler de sağlığınızı düşünüyorsanız sağlık toplantısı programını kaçırmayın diyoruz. İyi akşamlar diliyoruz.